Değerli seyirciler, en büyük heyecan, en büyük futbol heyecanı yarın başlıyor. Bütün ülke takımlarına şanslar diliyoruz. Ne yazık ki biz kupada yokuz. İki kupada yer aldık. Daha sonra onlarla ilgili bazı özet bilgiler vereceğim. Ama önce Katar'da başlayacak olan 32 ülkenin bir ay boyunca vereceği mücadeleyle ilgili bazı açıklamalar var, tarihi bilgiler var. Bugünkü programımızı buraya ayırdık. Ve tabii ki amiral gemisi TRT her Dünya Kupası'nda olduğu gibi burada da önde. Spor Genel Koordinatörümüz sevgili Hakan Altürk ve diğer koordinatör kardeşimiz, ikinci koordinatör diyelim, Özgür Buzbaş, Serkan Saydam, bu kardeşlerimiz geniş bir grupla Katar'a gidecek ve Katar'daki mücadeleleri huzurlarınızda ekranlara taşıyacak. Ve amiral gemisi böylece görevini bir kez daha yapmış olacak. Yani buradan tabii ki gurur duyuyoruz bunları anlatırken. Çünkü sadece kupalar, Dünya Kupaları, Avrupa Kupaları değil, Olimpiyatlar, Akdeniz Oyunları, yani bütün önemli spor dallarının ne kadar önemli mücadelesi varsa hepsini sizlere yıllardan beri TRT'den aksettiriyoruz. Ben 1964'ten önce bu kurumdaydım değerli seyirciler. İstanbul Radyosu'nda imtihan kazandıktan sonra en önemli müsabakaları, milli maçları anlatmaya başladım. Daha sonra 1964'te TRT kuruldu. TRT kurulduktan sonra kupalarda yer aldık, olimpiyatlarda yer aldık. Yani bu büyük heyecanı, bu büyük zevki sizlere tattırabildiğimiz için İnanın büyük bir gurur ve zevk duyuyorum. Biraz şöyle tarihe geçelim. Mesela bizim bir ilgi çekici durumumuz vardır. Futbol bizim içimize adeta işlemiştir de sadece iki Dünya Kupası'na gitmişliğimiz vardır. Birisi 1954 Dünya Kupası, diğeri ise 2002 Dünya Kupası. Bu iki grup halindeki Dünya Kupalarında neler olmuş? Önce 1954'e şöyle bir geçelim diyeceğim. 1954 Dünya Kupası'nda şu anda elimizde bir muhteşem fotoğraf var. Şimdi yönetmenimiz Yasin Güldüren ve yardımcısı Yelda Şahin, benim yardımcım Bilal Temizel bu fotoğrafları benim önüme koydular. Hemen gösteriyorlar, bakın kim bunlar. Ayaktan itibaren Basri Dirimleli, Fenerbahçeli. Onun yanında Mustafa. Ve Mustafa Ertan Ankaralıdır. Muhafız gücünden yetişmiştir fakat o sırada Ankara gücünde oynamaktadır. Yanında Beşiktaşlı Coşkun Taş. Hemen onun yanında Robert Eryol, Musevi bir kardeşimizdir. Galatasaray'da oynar. Coşkun'un Beşiktaş'ta oynadığını söylemiştim. Ve Suat Mamat. Suat Mamat olayların adamı, Galatasaraylı. Müthiş bir yıldız. Özel bir seyircisi vardı Suat Mamat'ın. Son derece zarif hareketler, şık hareketler yapar. Onun için tribünlerin bir bölümü, önemli bir bölümü, Galatasaraylı tribünlerin önemli bir bölümü Suat'ı seyretmek için adeta sahaya akın ederdi. Hemen onun yanında Çetin Zeybek, Bandırmalıdır kendisi. Ve Çetin Zeybek de Kasımpaşa'da ünlü olup daha sonra da milli takıma girmiştir. İşte 54 Dünya Kupası'nda oynuyorlar. Yanında Turgay Şeren. Oturanlar: Feridun Bugeker, Fenerbahçeli. Şükrü Ersoy, efsane kaleci. Şükrü Ersoy, Turgay'la birlikte milli takımın en büyük zaferlerinde yer almıştır. Almanya'yı 2-1 yendiğimiz müsabakada, Almanya'da hem de 1950'li yıllarda yine Şükrü Ersoy, Turgay'ı adeta arkadan antrene ederdi. Sağa git, sola git, ileriye doğru dikkat et diye, çünkü o da önemli bir kaleci. Ve Şükrü Ersoy o kadar tanınan ve sevilen birisi ki bu müsabakada Güney Kore'yi 7-0 yendiğimiz maçta takımda yer alıyor, fotoğraf çekiliyor, ondan sonra çekiliyor kalede Turgay derken, ama tekrar Şükrü Ersoy. Yani Şükrü Ersoy bu takımda iki tane önemli eleman var kalede. Turgay ve Şükrü ile ikisi o 7-0'lık zaferde, Güney Kore'yi 7-0'ı yendiğimiz zaferde yer alıyorlar. Hemen onun yanında Robert Eryol,
O da Ankara Gücü. Lefter Küçük Andonyadis Fenerbahçe. En sağda da Canavar Burhan. Yani diyeceksiniz ki neden soyadıyla söylemiyorsunuz? Adamın soyadını söylemezdik ki. Canavar Burhan aşağı, Canavar Burhan yukarı. İşi gücü gol atmak. Bu müsabakada da 3 golü var. Ve bu enteresan ve ilgi çekici tarihi fotoğrafı çektikten sonra biz orada neler yapmışız? 54 İsviçre Dünya Kupası'nda takımı Ulvi Yenal, Galatasaray Başkanı ve milli takımının tarihteki ikinci kalecisi. Çok önemli bir spor adamıdır. Pupo Sandro, İtalya'dan alınan bir teknik direktördür. Pupo Sandro, milli takımımızı çalıştırdıktan sonra Barcelona ve Juventus'ta şampiyonluklar kazanan bir adamdır. Ve bir futbolcu, çok ünlü bir Türk futbolcusu. Geçenlerde de anlattım bunu. Tabii ki herkes seyrediyor değil programımızı. Onun için bu bir espridir. Araya hemen katayım isterim. Beşiktaş'ı da çalıştırdı. Beşiktaş'ın şampiyon fakat son derece şakacı, aynı zamanda müthiş golcü, oyuncusu Şükrü Gülesin. Şükrü Gülesin'in işi gücü gol atmak, şaka yapmak. Böyle bir tip. İri kıyım, çok güçlü. Orta yuvarlakta topu kaptığı anda büyük bir süratle rakip kaleye doğru gider. Arkadan iki kişi beline sarılmasına rağmen onları adeta süpürür. Toprak temizlenir yerde. Ondan sonra gider golünü atardı. O toplar o zamanlar 750 gramdı değerli seyirciler. Böyle ağırlıkları vardı. Hele bir de yağmur yese tamam o meşin yuvarlak dediğimiz işte. Benim icat ettiğim bir laftır bu. Hep top top demeyelim. Bir de meşin yuvarlak diye futbolu adlandıralım dedim futbol topunu. Öyle adlandırdım. Oradan buraya kadar bu isim geldi. O ağır meşin yuvarlağı 32 kez kornerden golle buluşturmuştur. Ki ne kaleciler ne kaleciler, Cihat Armanlar, yani adı sana artık unutulmuş bir sürü kalecilere hepsine hediye etmiştir. Sonra Mustafa, Galatasaray teknik direktörü Mustafa Denizli ve aynı zamanda Mustafa Denizli, 3 büyük kulübü de şampiyon yapan olağanüstü bir teknik direktördür. Onun da sol kesme kornerleri muhteşemdir. Onun da fazla bir gol adedi vardır. Şu anda Şükrü Gülesin'in rekorunun altında olduğunu biliyorum. Yanlış bir rakam vermek istemiyorum sizlere. Şimdi Dünya Kupası'na katılma yolunda 1954'te İspanya ile karşılaşır milli takımımız. İlk maçı 4-1 kaybederiz. O zamanlar gol averajı yoktur. İkinci müsabaka Roma'da yapılır. Roma'daki maçı da 1-0 kazanırız. Tarafsız bir sahadır. Böylece başa baş gelir. Ve orada yoldan geçen bir çocuğu içeri alırlar. Franco isimli bir çocuk. Bunlar filmlere konu olmuştur sevgili seyirciler. Bu Franco ve grubu işi gücü o Roma'daki stadyumun çevresinde dolanmak, içeriye bedava girmek, maçları avanta lafıyla hani öylece seyretmek. Bu çocuğu bulurlar, getirirler, kura çektirilir ve Franco bizi Dünya Kupası'na gönderir. Sonra tabii Franco Türkiye'ye getirilir, hediyelere boğulur, şudur budur. Yani bu ilgi çekici bir filmdir. Yalnız Avrupa standartlarında oynanan bir film, bir İtalyan filmi midir yoksa bir başka film midir onu hatırlamıyorum. Ama Türkiye'nin dışında filme çekilen bir çocuktur bu Franco. İşte biz bu durumda nereye gidiyoruz? Müsabakalara gidiyoruz. Milli takım 1954 Dünya Kupası'nda Batı Almanya, Macaristan ve Güney Kore'nin yer aldığı grupta mücadele eder. Almanlar üstün, Macarlar felaket. Puşkaşlı, sporlu Macarlar, İngilizlere 7'şer 8'er gol atan adamlar. Böyle bir takımın karşısındayız. Ve Dünya Kupası'nda ilk maçta Batı Almanya'ya 4-1 mağlup oluyoruz. Maçın ikinci dakikasında Suat Mamat'ın attığı bir gol var ki tarihe geçer. Bu ilk goldür. Bu golün fotoğrafı çok büyük paralarla satılır değerli seyirciler. Şimdi bu konuda fazla bir bilgi vermek istemiyorum. Eğer böyle internet kurtları var içinizde, onlarla ilgili bu açıklamayı yapayım. O fotoğraf çok büyük paralarla satıldı. Ama tabii ki o büyük paralardan Suat'ın cebine bir kuruş bile girmedi. Onu da hemen belirtelim. Ve
Değerli seyirciler, peşi sıra gelen goller var. Maçın ikinci dakikasında Suat Mamat'la gollerimizi attık. Fakat sonra da 4 tane gol yedik. Şimdi Halit Kıvanç abimizin anlatımıyla bu müsabakadan bir vetere görüntüye gelsin. Türk milli takımı Dünya Kupası finallerinde 1954 İsviçre Van Bankok Stadı Türkiye-Almanya karşısında Turgay Rıdvan Baskı, Mustafa Çetin Robert, Erol Suat Feridun, Burhan Lefter takımıyla oynayı başladık. Suat ilk anda bir topu alıyor ve sağdan bakın işte böylesine kayıyor. Bu maçın hemen başlarında Suat'ın nefis hata, Ay Yıldızlı forma Dünya Kupası finallerinde oynamakla kalmıyor. Gole gidiyor, Suat vuruyor, Durey'in yanından toparlarda Türkiye 1 Almanya 0. Golü attık ama galibiyeti korumak mümkün değil. Fırtına bir takım, müthiş bir takım bu Alman takımı. İşte bir pas, bir ver kaç ve Schäfer nefis pasla dalıyor, nefis vuruyor ve beraberliği sağlıyor. Şimdi durum 1-1. İkinci yarıda ise Alman fırtınası Alman kasırgasına dönüşüyor. Ve futbolcularımız bütün niyetli çabalarına rağmen işi yapamıyorlar. Klot'la 2-1 yenik duruma düşüyoruz. Turgay'ın, savunmamızın bütün çabaları boşuna. Ve ataklar devam ediyor gollerle. Bir yeni Alman hücumu yine Klot'tan başlıyor. Klot'un bir pası Otmar Walter kale ağzında dokunuyor. Durum 3-1 şimdi. Ve Almanlar 4. gol peşinde. Yerden çıkan bir top. Kaptan Fritz Walter, bravo Turgay. Ve bir şans vermiyorlar Fritz Walter'e, büyük oyuncuya. Ama 4. gol kalemizde mukadder. Bu kez Morlock kale ağzında dokunuyor. Evet, Almanya 4, Türkiye 1. Evet, rahmetlerle anıyoruz Halit abimizi. Ama vazgeçmiş değiliz, daha devam edeceğiz. Yine Halit Kıvanç'ın sesiyle 7-0'lık bir zaferimiz var. Güney Kore'yi mağlup ederiz ve tarihi bir sonuca imza atarız. Burhan Sargun 3, Suat Mamat 2 gol atarken diğer golleri Selefter Küçükhandon Yadis ve Erol Keskin. Fenerbahçe'de o sıralarda Büyük Erol, Orta Erol, Küçük Erol, böyle Erol'lar sıralanırdı. Erol Keskin sağ tarafta oynardı ve sağ açıkta oynardı. Takımın en yaşlı elemanıydı. Onu da rahmetle anıyoruz buradan. Hemen onun doğum tarihini çeşitli rakamlar arasından. Erol Keskin, evet. 2 Mart 1927'de doğar. O sırada 27 yaşında idi. Ve tabii kendisini rahmetle anıyoruz. Bu arada milli takımın en yaşlı oyuncusu da Bülent Eken. Galatasaray'ın bel kemiği. Önce santrfor olarak başlar Bülent abimiz. Sonra santraf olur. İtalya'da uzun yıllar en büyük takımlarda oynar. Oynadıktan sonra da milli takım antrenörlüğü, en önemli takımların antrenörlüğünü yapar. 90 küsur yaşında aramızdan ayrılır. Kendisiyle çok çok programlar yapmıştım. Bülent Eken'i de kardeşiyle birlikte, Reha Eken santrfor, o da milli futbolcu. Onu birlikte anıyorum rahmetlerle. 26 Ocak 1923'te doğmuş. Orada 31 yaşında yine kendisini milli takıma almışlar. Evet, ikinci maçımızda golleri sizlere söyledim. Şimdi o 7-0'lık zaferi Halit abimizden tekrar seyredelim. Türk milli takımı Cenevre'de Güney Kore karşısında. Turgay, Rıdvan Basri, Mustafa Çetin Robert, Erol Suat, Necmi Lefter, Burhan 11 ile gerçekten mükemmel bir futbol sergiliyoruz. İşte hemen ataktayız. Pas, Suat ve gol, Türkiye 1, Güney Kore 0. Gollerimiz biri birini izliyor. Ceza alanı dışında Lefter mükemmel vuruyor ve 2-0. Cenevre alanında Türk golleri Burhan'dan bu kez 3-0 galibiyete yükseliyoruz. Suat'tan 4. gol. Lefter. Bir paslaşma. Burhan ve 5-0. Yeni bir atak. Yeni bir gol pozisyonu hazırlıyoruz. Sağ aktarılan top. Erol'un vuruşu, 6-0 galibiz şimdi. Ve artık perde kapanmak üzere. Necmi. İçeri bir atak. Burhan dönüp vuruyor ve Türkiye Güney Kore'yi 7-0 yeniyor.
Futbol enteresan bir oyundur değerli seyirciler. 7 atarsınız, uçarsınız, bir bakarsınız 7 yemişsiniz. Yani 7-0'lık bir mücadelenin sonunda Almanya ile tekrar karşılaşıyoruz. Ve bu defa sen misin Güney Kore'ye 7 atan, Almanya'dan 7 gol yiyoruz. 2 de gol atıyoruz ve yine rahmetli Halit abimizden bu önemli mücadeleyi izliyoruz. 1954 kupasındaki sistemin gereği Türkiye ile Almanya bir kez daha karşı karşıya geliyorlar. Çünkü puanları eşit. Çeyrek finale çıkacak takımı bu maç tayin edecek. Kaptanlar Lefter ve Fritz Walter seremonide. Böylece sahadaki değişik 11'imiz şöyleydi. Şükrü Rıdvan Basri, Naci Çetin Robert, Erol Mustafa, Necmi Lefter Coşkun. Kaleci Turgay ve iki golcümüz Burhan ve Suat Rıdvan. Almanlar bu maçta çok değişikti. Artık onlar için rüzgar fırtına kasırga deyimleri bizim karşımızda azdı. Ve Alman takımı işte Şefer'le akın geliştiriyor, Şefer ileri veriyor, Otmar Walter ve gollerin kapısını açıyordu. Türkiye 1-0 yenik durumdaydı şimdi. Şefer bu maçın düğüm adamıydı. Soldan her aldığı topla kalemize geldi. Bir başka atakta Herberger memnun, bu takımı yaratan Herberger. İşte yine Şefer gidiyor, vuruyor ve ikinci gol. Şimdi 2-0 yenik durumdayız. Şefer'in bu topu götürüşü ve gole atışı gerçekten güzeldi. Bakın ne kadar boş, kaleci o kadar yakınlıktan ne yapabilir. Ama bundan sonrasında takımımız bir an açıldı. Özellikle Mustafa ve Lefter rakip kalede tehlikeli olmaya başladılar. Bir Alman hata başlayacaktı. Onu durdurduk. Karşı atak haline getirdik. Ve Mustafa'nın kafası gol. Evet, bir karşı atakta soldan orta Herberger'i üzen bir goldü. Güzel bir goldü. Ve isterseniz bir kez daha karşınıza getirelim bu golü. Süzülüyor top. Mustafa, beton Mustafa, köşeden gerçekten beton gibi kaleye gönderiyor topu. Kaleci Turak uçuyor fakat yararsız. Yapacağı bir şey yok. Şimdi durum 2-1. Biz ümitliyiz. Bu arada bir gol atıyoruz fakat bu gol sayılmıyor. Hemen arkasından bravo Şükrü. Üçüncü golü yemiyor ama üçüncü gol geliyor gene geliyor. Fransa kemiğin iptal ettiği Mustafa'nın bir golünden sonra kalemizde yeni bir tehlike. Ve Morlock'la 3-1. Morlock şimdi ortaya çıkan maçın golcüsü, yıldızı, başlarda Şefer'di fakat daha sonra Morlock. Bu arada topu tutmaya çalışırken Şükrü bir sakatlık geçiriyor. Yine Morlock. Ve evet, durum 4. Durum 4. Hani göz görmeyince gönül tatlanır. Orada görmüştük maalesef bunu. Şimdi anlatırken aynı üzüntüyü. Ve Fritz Walter'le 5-1. Evet, kalem kağıt lazım golleri tutabilmek için, haklısınız. 5-1 yenik durumdayız. 6. gol mü geliyor? Evet, Morlock'tan uzaktan vuruş. Artık kaleci Şükrü haklı olarak sinirleniyor. Bu arada Şefer'le 7-1 duruma geçiyor Almanlar. 7-1 maçın sonucu mu? Hayır. Sonlarda bir an için açılıyoruz. Son dakikalarda 8. gol fırsatını vermeden biz bir gol fırsatı yakalıyoruz. Kale önüne doğru güzel bir orta. Orada Lefter var. Kaptan Lefter tutuyor. Köşeden atıyor ve 7-2. Niye birdenbire sesim yükseldi diyeceksiniz. Çünkü bu Dünya Kupası tarihinde atılan 400. gol. 400. gol işte bir Türk futbolcusuna kısmet oluyor. Ve maçın sonucu Almanya 7, Türkiye 2. Ve değerli seyirciler, böylece 1954 Dünya Kupası'ndan yediğimiz 7 golle birlikte ayrılıyoruz. Orada finalde Macaristan'ı 3-2 yenen Federal Almanya, 54'ün Dünya Kupası'nı kazanan takım oluyor. Bu arada Halit abi maçı anlatırken Şükrü'nün yediği gol dedi. Kalede Şükrü Ersoy oynamıştı. Şükrü Ersoy çok da sinirlendi artık o son gole. Ağlardan kendisine gelen topa bir çaktı ki, bildiğiniz gibi değil, neredeyse ağları yırtardı. Ama ağları yırtan golü Metin Oktay Şükrü'ye değil, Özcan'a atmıştır. Onu hemen sizlere söyleyeyim. Şükrü Ersoy, benim son derece değer verdiğim, çok çok sevdiğim, nasıl anlatayım yani, saygıyla aynı zamanda, ailece saygıyla andığım bir dostumdur, bir arkadaşımdır. Benden 3-4 yaş
büyüktür, hiç önemli değil. Gönlümüzde yeri vardır. Hastanelik olmuştu. Fakat 3-5 gün kaldı Koç Hastanesi'nde. Eşi Dilek Hanım'ın ve doktorların son derece büyük gayretiyle tekrar aramıza döndü. Onu daha yorgun olduğu için bugün buraya getirecektik. Bugün buraya davet etmiştik. Telefon bağlantısı yapacağım kendisiyle. Kendisiyle konuşurken ayrıca ondan bazı bilgileri de rica edeceğim. Evet, şu anda yönetmenimiz Yasin Güldüren abi diyor, Şükrü Ersoy hazır diyor. İşte Şükrü Ersoy, yakışıklı Şükrü Ersoy, eski milli kaleci. Şükrücüğüm, nasılsın, iyi misin? Allah çok şükür. Oh. Orhan'cığım geldin. Azıcık yorgunum ama iyi fena değil. Dışından girişim daha iyi oldu yani. Şimdi sen bugün yorgunsun, sen bugün çalışma. Bugün sana antrenman izni veriyorum ben. Yarın sıkı bir antrenmana başlarız. Oldu. Ne oldu böyle birdenbire bir rahatsızlıklar mı? Birden valla birden böyle bir nefes darlığı gibi geldi. Ciğerlerde bir şey galiba değil mi böyle? Böyle yerden çıktı, ilk defa çıkıyor böyle. Hayırlısı olsun, yaşlandık epeyce. Böyle ufak tefek şeyler çıkacak. Yenmesini de bileceğiz herhalde. Şimdi Şükrücüğüm, biraz önce Halit abimizin anlattığı maçta, senin oynadığın o Almanlara karşı 7 tane gol yediğimiz maçta son derece sinirlenmişim, yine, bir de şut atıyorsun. Yine o hatıralar canlandı. Nasıl oldu o maç öyle? Vallahi şimdi yani bunun başından itibaren almak lazım. Biz bu Dünya Kupası'nı 74 senesinde iştirak edeceğiz ama ilk rakibimiz İspanya. Kolay değil. O zamanın en büyük takımlarından, en güçlü takımlarından biri. Macarları filan bile transfer etmişler milli takımlarına. Bu maçta elenen yahut da kazanan şeye, finallere gidecekti. O maçın ilk maçını İspanya'da oynadık. Real Madrid statündeki ilk defa böyle 100 bin kişilik bir saha. Muazzam bir şey. Orada 4-1 yenildik. İkinci maçı bu sefer İstanbul'da oynadık. Burada oynadığımız maç ise o İspanya'daki maçta ben oynadım. Buradaki maçta Turgay başladı. Sonra ben bitirdim. Burada 1-0 galip geldi. O zaman avaraj yoktu. İki takım arasında üçüncü maç oynanacaktı. Onun için bunu bu sefer Roma'da oynadık. Ve hayret bir şey. Herkes %100 İspanya'nın favori gideceğini biliyordu finallere. Eledik ve finallere biz katıldık. Almanya'da bir gruplara katıldık. Buradaki gruplarda da bizim grubumuzda Almanya, Kuzey Kore ve biz. Yine böyle maçlar oynandı. İlk maçı Almanya'ya kaybettik. İkinci maçı Kore ile oynayacağız. Birinci maçı Turgay oynadı. Ya ben zannediyordum ikinci maçta da artık ben oynarım. Ben oynamadım. Her neyse Turgay oynadı. Gayet güzel. Üçüncü maçı baktık ve yine biz de yendik Kore'yi. Almanlar da yendi. O zaman üçüncü maça kaldı tabii. Evet. Biz Almanya ile oynadık, oynayacağımız lazım. Ve sevgili Şükrü, bu maçı da ben çıktık. Sevgili Şükrü, lafını kesmek istemiyorum. Biraz önce bunları hepsini uzun uzun verdik. Değerli seyircilerimize hepsini. Evet, hepsini gösterdik. Şimdi biraz önce de öksürdün, yani soğuk algınlığından bazı rahatsızlığın olduğunu biliyorum. Evet. O bakımdan seni fazla üzmek istemiyorum. Önemli olan senin böyle canlı bir şekilde yine yakışıklı halinle, yine sarı lacivertli formanla birlikte karşımızda olman bizim için çok önemliydi. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu arada çok teşekkür ederim. Değerli dostum, yenge hanıma da çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Böyle bir 52 yıllık eş. Bak Şükrücüğüm, 52 yıllık eş. Kolay bulunacak bir iş değil. 52 senelik eş. Evet. Şimdi bir
Şükrücüğüm, bir fotoğrafım vardır benim kitabımda. Sen Cihat Arman'ın yetiştirdiği bir top toplayıcı çocuksun. Evet, şimdi, evet. Bilal Temizel'in hazırladığı fotoğraf, rica edelim. Olur. Yasin, evet, Yasin Güldüren, bak, bak şimdi burada, arkada sen, önde Cihat abi, bir Beşiktaş-Fenerbahçe maçı bu. Sen de top toplayan çocuk olarak Cihat abinin arkasındasın. Cihat abi, bak Cihat abi muhteşem bir kurtarış yapıyor. Sonra da seni elinden tuttuktan sonra vefaya gönderiyor, değil mi? Evet. Onlara bize ufakça anlatır mısın, böyle bir yormadan kendini ama? Bu maçında Beşiktaş-Fenerbahçe maçı değil mi? Şimdi ona gerek yok, söylemene gerek yok ya, rahatına bak. Yani bir müsabakada bu enteresan. Şimdi onun yaptığı hareketi sen de tekrarlamışsın. Yani sen orada böyle bir kahraman olarak gördüğün kişiyi tekrarlamışsın. Arkasından da nerelere geliyorsun? Vefa'da oynuyorsun, Fenerbahçe'de uzun yıllar oynuyorsun, evet, Salzburg'a giriyorsun, Avusturya'da oynuyorsun, milli takımlarda. O bakımdan bu fotoğraf çok güzel bir fotoğraftır. Tarihe çok geçen güzel bir fotoğraftır. Sana bunu gösterdikten sonra fazla yormayacağız seni. Yormayacağız çünkü oldu, bize daha çok lazımsın. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Hepimiz birbirimize çok lazımız, değerli Şükrü. Sağ ol. Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Çok geçmiş olsun. Hatırladığınız için çok teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Sağlıklar diliyorum. Sağ ol, ben de teşekkür ediyorum. Değerli seyirciler, böylece 1954 Dünya Kupası'nda yani o kadar çok futbolcu var ki onların içinde Canavar Burhan'ın yaşadığını biliyoruz. Fakat kendisiyle pek ilişki kurulamıyor. Diğer oyuncuların hemen hemen hepsini kaybettik. Turgay, Rıdvan Bolatlı, Basir Dilimlili, Mustafa Ertan, biraz önce Halit abi Beton Mustafa demişti. Onun lakabı odur. Eskiden hep futbolcuları lakaplarıyla anardık. Çetin Zeybek, Robert Eryol, Erol Keskin, bunların hep ölümlerini biliyorum ben. Rahmetlileri Suat Mamat, Feridun Bugeker, Burhan yaşıyor, Lefter gitti. Şükrü Ersoy yaşıyor, Bülent Eken vefat, Ali Beratlıgil, Mehmet Dinçer, Nedim Günar, Naci Erdem vefat, Akgün Kaçmaz, Ahmet Berman vefat, Necmi Onarıcı, Kadir Aytaş ve Coşkun Taş. Belki Coşkun Taş, bilemiyorum, inşallah yaşıyordur. Bütün bunlar hepsi o 1954 Dünya Kupası'nda yer alan oyuncular, değerli seyirciler. Ve şimdi 1954 Kupası'nı geride bıraktıktan sonra geliyoruz 2002 yılına ve 2002 yılında bizim dünya üçüncülüğümüze. O son derece enteresandır. Cihat Soysal, TRT Spor eski müdürlerinden, çok çok değerli arkadaşımdır. 23 kişilik bir grupla Cihat Soysal, Güney Kore ve Japonya'daki 2002 Dünya Kupası'na bizleri götürdü. Ben de o 2000 içindeydim. Fakat ondan önce bir enteresan bir bilgi var. Bu bilgiyi sizlere sunmak isterim. Maç için, oradaki yapılacak maç için 3 müsabaka karşılığı 50 milyon dolar istendi değerli seyirciler. Daha Cihat Soysal'la bu anıyı dün gece telefonda uzun uzun tekrarladım. Bakın, inanılır gibi değil. Dünya Kupası'na gideceksiniz. 3 maç oynama garantiniz var. Kazanırsanız yukarı çıkarsınız. Onlardan ayrı para istenmiyor. 3 maç garanti 50 milyon dolar. TRT'de yönetim şaşkınlıklar içinde. Teknik elemanlar öyle. TRT Genel Müdürü Yücel Yener öyle. Yücel Yener de o sıralarda Profesör Tayfun Akgüner'den görevi devralmış. Benim de çok çok sevdiğim, çok saygı duyduğum bir genel müdür, değerli kardeşim Mustafa Yener'in abisi. Mustafa'yı da buradan rahmetlerle anıyorum, Mustafa Yener'i. Ve bu 50 milyon doları Cihat Soysal zamanı çok iyi kullanarak 10 milyon dolara indiriyor sevgili seyirciler. Yani 3 maç karşılığı 10 milyon dolar. Çünkü o kadar çok satış yapıyor ki adamlar, o firma, bize 10 milyon dolara razı oluyor. Ve biz
3 maç garanti ama 7 maç yapıyoruz. Ne büyük başarı. 7 maç yaptıktan sonra da dünya üçüncülüğünü elde ediyoruz. Yani hemen hemen bir müsabaka 1 milyon 250 bin lira dolar demeyelim. Dolar gibi bir rakamla karşımıza çıkıyor. Brezilya-Türkiye ilk milli maçtır. 2-1 mağlup oluyoruz. Hasan Şaş ilk golü atar. Ondan sonra bir Güney Koreli hakem gözümün önünde, ben de oradayım, İşin artık cılkını çıkartır Brezilya kazansın diye. Ve daha sonra yarı finallere katılacağız. Brezilya'ya 1-0 mağlup oluyoruz. Böylece atılan önemli, güzel gollerle dünya üçüncüsü oluyoruz. Mesela Emre Belözoğlu ikinci maçta Costa Rica ile oynanırken Türkiye'yi 1-0 öne geçirir ama maç 1-1 biter. Son maçına 1 puanla çıkan Türkiye, Çin'i Hasan Şaş, Bülent Korkmaz, Ümit Davala'nın golleriyle 3-0 yener. 4 puan ve 2 averajla tarihinde ilk kez gruplarından çıkar. Ve turnuvanın ev sahiplerinden Japonya ile oynayan milliler rakibini Ümit Davala'nın golüyle 1-0 mağlup eder ve çeyrek finalde Senegal'in rakibi olur. 90 dakikada gol sesi çıkmayan maçta altın gol uzatmasına gidilirken 94. dakikada golü atan İlhan Mansız millilerin yarı finale çıkmasını sağlar. Ve bu arada yarı finalde Brezilya ile eşleşiriz. Ronaldo'nun golünü engel olamayınca finale çıkamayız. Üçüncülük maçında Güney Kore ile eşleşir ve maçı 3-2 kazanan milliler böylece tarihimizin en büyük başarısına ulaşırlar ve Türkiye dünya üçüncülüğünü elde eder. Evet, sevgili seyirciler, yarın bu önemli mücadele başlıyor. Amiral gemisi, spor koordinatörü, spor genel koordinatörü Hakan Altürk'ün başkanlığında bu büyük mücadeleye her şeyiyle katılacak ve sanıyorum sizlere en güzel görüntüleri sunacaklar. Huzurlarınızdan sevgi ve saygılarla ayrılıyorum. Hoşça kalın.